Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Bizim ne yapacağımız kaderimizde yazılmış ise ne suçumuz var? Evet. Esasen bir kısım sorulara cevap verirken onun arka planını anlatmak gerekiyor ki sorunun esasen yanlış bir mana üzerine bina edildiğini fark etmiş olalım. Şimdi bir şöyle düşünürsek Allahu Teala bizim ne yapacağımıza karar verdi, hükmetti ve biz de bir senaryo gibi onun yazdığı karara verdiği hükme uygun hareket etmek zorundayız. Şimdi eğer kaderi biz böyle anlarsak elbette o zaman şu soru gelir akla. E o zaman madem benim burada bir iradem söz konusu değil ve madem Allah'ın benim hakkımda verdiği hükmü ve kararı yapmak zorundayım. O zaman benim işlediğim günahlardan, yaptığım kusurlardan niye suçum olsun? Tabi kaderi böyle anlarsak o zaman elbette böyle bir soru sormak da hem aklen hem mantıken uygun olur. Ama kaderi böyle anlamayacağız. Kader insanların istikbalde, gelecekte ne yapacaklarını Allah'ın bilmesi demektir. Haşa, yarını bilmeyen birisi ilah, Allah olabilir mi? E şu halde Allahu Teala'nın kulların iradelerini nerede, hangi istikamette kullanacağını bilmesine biz kader diyoruz. Burada insanların iradesiyle ilgili olan kısımları vardır. İradesiyle ilgili olmayan kısımları vardır. Ama irademizle ilgili olan kısımlarda da Cenab-ı Hak onu nasıl ve nerede kullanacağımızı bilmesine. Çünkü Allahu Teala'nın ilmi sadece Bizim ilmimiz gibi bulunduğu zaman için alan bir durum değildir. Allah'ın ilmi ezeli olduğundan hem geçmiş, hem hal, hem gelecek hepsini beraber bilir. Sonsuz bir ilimdir. Öyleyse yarın benim ne yapacağımı, bir yıl sonra ne yapacağımı, on yıl sonra Allah ömür verirse ne yapacağımı Allah biliyor. İrade mi? Nerede kullanacağımı da biliyor. Buna biz ilim diyoruz ve buna kader diyoruz. Bakın şimdi Bununla ilgili birkaç tane örnek vermek istiyoruz. Bir defa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir örnek verelim. Daha net anlaşılsın. Peygamber Efendimiz kıyamet kopmadan Deccal diye bir adamın çıkacağını ahir zaman alametlerinden, kıyamet alametlerinden onun yeryüzünü fesada vermek için çalışacağını bildirmiş mi? Bildirmiş. Peki şimdi Deccal Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bildiği için mi çıktı? Yoksa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Deccal'ın çıkacağını Allah'ın bildirmesiyle bildiği için mi bildirdi? Yani şöyle denebilir mi? Deccal şöyle diyebilir mi? Hz. Muhammed benim çıkacağımı bildi. Fesat çıkaracağımı da söyledi. Ondan dolayı ben Deccal oldum. Ve ondan dolayı ben fesat çıkarıyorum. Öyleyse suçum yok. Diyebilir mi? Neden diyemez? Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu haber vermesi onun yapacağından ve çıkacağından dolayıdır. Yoksa Peygamberimiz dediği için o çıkmış ve yine Peygamberimiz dediği için o deccallık yapmış, fitne fesat çıkarmış değil ki. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dediği için mi İstanbul fethedildi? Yoksa İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet gibi Allah'ın sevgili kullarından birisi tarafından yine Osmanlı ordusu gibi Allah'ın sevdiği bir ordu tarafından fethedileceğini bildiği için mi söyledi yoksa o söylediği için mi fethedildi? Bakın gayet mantık olarak biz biliyoruz ki peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam söylediği için fethedilmiş değil, fethedileceğini bildiği için peygamberimiz söylemiş. Bunu neye göre söylüyor? Allahu Teala'nın bildirmesine göre. Dolayısıyla Allahu Teala'nın bir kulun iradesini nerede kullanacağını bilmesine biz kader diyoruz. Yoksa Allah bildiği için o yapmış, dolayısıyla da sorumlu değildir değil ki. Şimdi mesela diyelim, vicdanımıza soralım. Kendi irademiz yaptığımız fiillerle, kendi irademiz dışında üzerimizde yapılan fiilleri ayırt edebiliyor muyuz, edemiyor muyuz? Mesela niye erkek olarak dünyaya geldim? Bunda benim bir iradem var mı? Yok. Niye annem o bayan oldu da babam o erkek oldu da başkası olmadı? Burada bir tercihim söz konusu değil. Niye bu zamanda dünyaya gönderildim de 100 sene önce, 100 sene sonra değil? Bak bu da benim irademde değil. Benim isteğimle olmamış. Ben karar vermemişim. Dolayısıyla elbette bundan sorumlu olmayacağım da açıktır. Ama vicdanen biliyorum ki bakın buraya ben kendi isteğimle çıktım. Şu anda kelimeleri kendi isteğimle ağzından çıkarıyorum. İnsan bazen sürçülisan eder. Farkına varmadan bir hata eder. Zaten ondan dolayı da Allahu Teala insanı sorumlu kılmıyor. Dolayısıyla kendi özgür iradesiyle, kendi isteğiyle verdiği kararlarla, kendi iradesinin ve isteğinin dışında kendinde gerçekleşen konuları vicdanen biliyoruz ki ayırmaktayız. Öyleyse bu demek ki benim irademle oluyor ve Allah da benim irademi nerede kullanacağımı bildiği için buna biz kader diyoruz. Ve Allah muhafaza, Allahü Teala'nın benim bir saat sonra ne yapacağımı bilmediğini iddia etmek Allah'a büyük bir iftira olmaz mı? Bir de bu sorunun içerisinde de aslında soruya verilmiş bir cevabın olduğunu düşünüyoruz. Benim ne yapacağımı ifadesini kullanıyoruz soruda. Dikkat edin. Yapan kim? Ben. Benim ne yapacağımı bilen kim? Allah. Kader olarak kaderde yazmış kim? Allah. Kaderde Allah'ın yazması, kaderde Allah'ın bilmesi ezeli ilmiyle Allahu Teala'nın bunu bilmiş olması benim yapacağımı ifadesiyle diyoruz ki demek ki yapan benim, bilen Allah. Bu sorunun özellikle kaderle ilgili hemen hemen birçok soruların ve özellikle ezeli, ilmi ezel ilgili sorunun cevabını detaylı bir şekilde bulmak için seyrangah.tv sitemize bakmanızı önemli rica ediyoruz. O sitede 200 dakikadan fazla onlarca konunun, kader konusunun hem sesli hem animasyon tarzında işlendiğini göreceksiniz ve detaylı bilgiyi orada bulacaksınız inşallah.